Öncelikle bunun bir bulgurunu ıslamamız lazım. Burada bir su bardağı kadar ince bulgur var, köftelik bulgur. Bunu böyle bir kasenin içerisine koyuyorum. Biraz üstüne geçecek kadar, yani bir bardağı aşağı yukarı 1,5 bardak kadar koyabilirsiniz. Su ekleyeceksiniz ama biraz böyle üstünü geçsin şöyle. Ki iyice bulgur şişip bu suyu çeksin. Sıcak su koyacaksınız. Sonra da bir temiz havluyla şöyle suya değmesine gerek yok. Şu şekilde üstünü kapatacaksınız, tamam? Yani bu burada azıcık kenarda beklesin. Diğer tarafta genişçe bir tencere var. Bunun içine su koydum. Altını yakıyorum ve başlıyorum bunu burada kendi kendine kaynatmaya. İyice şişti, kabardı. 200 gram yağsız kıyma kullanıyorum burada. 200 gram yağsız kıymayı bunun üzerine ekledim. Arkasından yarım bardak kadar irmiği ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası alıyorum. Onu da ekledim. Şöyle. Bir tane yumurta kırdım, ekledim. Tuzunu ekliyorum. Karabiberini ekliyorum. Ve çok yakışacağını gayet iyi bildiğim için de şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kimyon ekliyorum. Bunu böyle alın, hafifçe bir karıştırın, bir harmanlayın şöyle. 2 yemek kaşığı kadar da içerisine un ekleyin. Ondan sonra da bunu güzelce yoğurun. İyice böyle kalın, hafif sertleşen bir kıvama gelmesi lazım bunun yoğurduğunuzda. O yüzden şöyle güzelce yoğurup kıvamını bir toparlamaya başlayın. Bir sıkma poşeti ve sıkma poşetin içerisine bir uç takacağım. Uç takımım bu pastacılık için kullandığım uç takımlarından. Yoksa böyle bir uç takımınız çok da dert değil. Şu iyi gibi gözüküyor. 16 milimetre. Uç takımınız yoksa dert değil. Normal bir sıkma poşetinin ucunu keserek de aynı işlemi görebilirsiniz. Sıkma poşetini açtım. İçine 16'lık uç takımını koydum. Sonra da bu arkadaşı alıp blok vaziyette bunun içerisine transfer ediyorum. İşte bu. Arkadan dikkatli vaziyette şöyle sıkıştırıyorum ve aşağıya doğru itiyorum. İtiyorum ve iyice ucuna kadar getiriyorum. Bak, bekledikçe sertleşiyor bu. O yüzden bunu böyle alın, tezgahın üstüne şu şekilde ince uzun vaziyette şöyle sıkın. Bütün vaziyette sıkıyorum şu şekilde. Hem arkadan hem ortadan sıkıyorum ki kolayca kırılmasın diye. Sonra bir bıçakla ya da şu tezgah spatulasıyla ince uzun olacak vaziyette kesiyorum bunları. Küçük bir kaseye azıcık su alıyorum. Ellerimi ıslatıp şu uç kısımlarını, aslında hepsini yaptıktan sonra yaparım bunu ama size göstermek için yapıyorum. Şu uç kısımlarını şöyle hafif ince uzun olacak vaziyette birleştiriyorum. Şu şekilde. Ellerinizi ıslatırsanız bu arkadaşın elinize yapışmasını da engellersiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde güzel, ince uzun, kolayca hazırladığınız köfteler elde ediyorsunuz. Sömelek köfteleri tuzladığım kaynar suyun içine aldım. Burada yavaş yavaş pişiyorlar. Bunlar böyle iyice kaynamaya başladıkça, pişince yukarıya doğru hareketlenecekler. O zaman çıkartacağız. Gelin bir de burada hemen yan tarafta sosunu yapalım. Ocağın üstüne bir genişçe tava ya da tencere koyuyorsunuz. Ve bunun içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorsunuz. Biraz böyle soslu ve güzel bir yemek olması lazım. 2 yemek kaşığı tereyağın üstüne de domates salçası ilave edeceğim. Bir ama tepeleme yemek kaşığı şöyle domates salçası ilave ediyorum içerisine. Hafiften tereyağıyla beraber salçayı kavurmaya başlıyorum. Hafiften tuzunu ekleyeceğim. Karabiberini ekleyeceğim. Bolca kuru nane ekleyeceğim, bolca. Şöyle 2 tepeleme yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Kuru nane, isterseniz pul biber ve benzeri de olur. Onu da şöyle hafiften bir kavuracağım. Sonra da üzerine
İstediğiniz gibi. Eğer çok ince olsun istiyorsanız birkaç kaşık kadar. Birazcık çok sos olsun istiyorsanız birazcık daha fazla olacak vaziyette. Su ekleyeceksiniz. Ben birazcık soslu olsun. Köfteleri iyice soslu vaziyette güzelce lezzetlendirsin istediğim için yaklaşık yarım bardak kadar, belki birazcık daha fazla su ekledim. Bunları alacağım. Hafif kendi suyuyla beraber buradaki sosun içerisinde güzelce çevireceğim. Bir de üstüne sarımsaklı yoğurt yaptık mı bu mükemmel bir yemek olur. Ondan sonra da servis yapacağım. Tabağı alıp sizlerin beğenisine sunacağım.